Gülben Ergen diyor ki bak şimdi ne oldu? Senin programına göbek atarak çıktım ama izleyenler ne diyor? VTR'de böyle bitmişti. Birazdan ekrana getireceğiz. Senin yorumlarını merak ediyorum Bircan. Sen baştan sona izledin programı. Nasıldı? Bir kere çok merak ediyordum. İlk giriş nasıl olacak? Konuşmalar nasıl olacak? Seda abla ne soracak? Seda ablanın tek sorduğu soru kimlerin ağzına acı biber sürmek isterdin oldu. Ondan sonra soru sormasına fırsat kalmadan aslında Gülben Ergen bütün içerisindeki yaşadığı o kötü dönemdeki her şeyi anlattı tek tek. Şöyle ki tabii ki o ihanet haberlerinin hiçbirini ağzına almadı. Almadı yani. Dedi ki benim ölümümü seyrettiler. Bana son derece haksızlık yaptılar dedi. Tek yani programın ana konusu buydu. Haksızlığa uğradığını söyleyen bir Gülben Ergen vardı. Ve sürekli bakın işte şimdi buraya çıkıyorsam bunların hepsi yalanmış imajı verdi. Bakın ben burada güçlü bir şekilde çıkıyorsam bu söylenenlerin hepsi yalandır şeklinde insanlara sürekli bunu söyledi. İlk çıkışından gidişine kadar İlkay son derece profesyonel bir gülümsemesi vardı. Hiç bırakmadı. Hiç bırakmadı o gülümsemesini. Bazen düşündüm yerine koydum. Gizli durum, güçlü durmak gereken durumlar olabilir mi dedim. Ama ekstra çok fazla oynadığını hissettim güçlü durmak adına. Sonra Twitter'da çok uzun süre TT olmasının tabii şeyiyle baktık. Kimler ne yorum yaptı? %90'ının söylediği şey yapmacık olmasıydı. Çok yapmacıksın, çok sahtesin, çok yapmacıksın. Herkes bunu yazmıştı. Çok da seyirciye geçmeyen bir program oldu diyebilirim. Peki hemen onlardan bahsetmişken birkaç tane aktarayım size elimdeki. Bakın izleyiciler ne diyor? Bir tanesi diyor ki Sema Kayaroğlu. Ekrana da vereceğiz arkadaşlar herhalde. aynı ekranda Seda Sayan ve Gülben Ergen bence uyarı yazılmalı. Tırnak içinde yüksek dozda sahtelik ve sevimsizlik içerir. Bir tanesi. Murat Çor demiş ki Seda Sayan'la Gülben Ergen'i aklama programı şu an Show TV'de. Meltem 1905 demiş ki çok samimiyetsiz ve sahtesin Gülben Ergen. Resmen sahtelik akıyor. Seda Sayan da buna ortak oluyor. Yazık demiş. Bir sonuncusunu okuyayım. Bu seneki en güvenilir ünlüler listesinin yakınından geçemedi Seda Sayan. Her şeyi soracağını iddia edip Gülben Ergen'i yanına çıkartıp sonra da bu samimiyetsiz boş muhabbeti ekrana sürersen yanına aldıklarınla birlikte imajın zedelenir tabii. İnanın rastgele seçti editör arkadaşlarım. Bunları daha binlercesi var. Girip bakabilirsiniz yorumlara. Ben dün izleyemedim çünkü savcılıktaydım. İfade vermeye gittim. Hep hani Gülben Ergen'in işte konuşanlar mutlaka ya kocasını ya sevgilisini elinden almış kişiler konuşuyor. Benim öyle bir derdim yok. Benim hiç öyle bir sıkıntım da yaşamadım Gülben Ergen'le. Ama Gülben Ergen'in kesinlikle iyi bir insan olduğunu düşünmüyorum. Kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Ve bizim bu kadar insanın da konuşmasının ona yaradığını düşünüyorum. Prim yaptığını düşünüyorum. Çünkü biz Türk halkı çok vicdanlı bir halkız. Ezilenin her zaman yanında olmuş bir halkız. Ve hani bu kadar insan kötü konuşuyor ya, yazık kadına ya. Hmm. 3 çocuğu var diyen bir kesim var. Hep ters manyak. Ve çok da haklılar biliyor musun? Yani konuştukça prim yaptırıyoruz. Yeni bir akım başladı. Her türlü rezilliği yapıp sessiz kalmak asillik. Haklının yanında hak var demek yeni bir akım olacak Türkiye'de. Bakın görürsünüz. Bravo cümleyi kullandı. Bundan sonra her türlü rezilliği yapacaklar. Ondan sonra bu kendimiz için de geçerli. Biz çok mu temiziz? Hayır, tabii ki benim de hatalarım var. Birçok insanın olduğu hepimizi gibi. Hepimizi. Ama sen eğer anneyim anneyim diye çıkıp da başka bir anneyi karalamaya çalışıyorsan bu vicdansızlık. Bak ben dün savcılıktaydım. Senin avukatına dava açtım. Avukatın çıkmış demiş ki magazin figürü kötü bir kelime değil. Sizin belki lügatınızda siz çünkü birazcık genişsiniz. Kötü bir kelime olmayabilir ama benim için kötü bir kelime. Çünkü ben 20 yıllık namusumu, paramı sunuculukla kazanan bir insanım. Yanlış söyledim. Paramı sunuculukla kazanan bir insanım. Ve benim bir mesleğim var. Bir hani title diyorlar ya, sunucu Ece Erken. Sonra şimdi dün ikinci dava dilekçesi. Bak savcılığa gitmişim. Veli toplantısını unutmuşum. Ben savcılıktayım. Herkes programı hani bakarken, sahtelikten yakınırken. Ben savcılıkta savcım diyorum işte bana böyle böyle dedi. Şikayette bulunurken ikinci dava dilekçesi geldi elime basından. Basındaki arkadaşlarımızdan dava dilekçesi şu. Erhan Çelik, Ece Erken gibi şahıslarla adı anılan Erhan Çelik. Ece Erken gibi şahısları açıklar mısın bana? Ben Gülben Ergen gibiler deyince artık herkes anlıyor. Ece Erken'i açıklar mısın bana? Avukatın altın mimere sesleniyorum buradan. Çıkıp da kadın hakları kadın hakları. Sen benim kadın hakları diyen bir avukat olarak kadın haklarımı hiçe sayıyorsun.
Elim titriyor. Yeter artık. Ben niye savcılıkta vakit geçiriyorum seninle ilgili? Seninle ilgili bir paylaşım yapacağım. Ay Gülben Ergen'i kıskanıyorsun. Hayır. Kadın konuşmuyor çünkü. Akıllıcası o mu Türkiye'de acaba? Hakkını savunmak değil midir? Namusuna laf eden Can Tanrıyer'le sarmaş dolaş poz vermek midir annelik? Bu kadar insan anneliğine laf ediyor, namusuna laf ediyor. Bak ne yaptım sustum. Şimdi senin programında göbek atarak çıkıyorum. E çıksana başka programlarda göbek atarak. 20 tane kişiyi halktan konuşturmuşsunuz halka. Çok iyi anne, melek, sessizlik bir cevaptır. Konuşsanıza sosyal medyada da konuşulanları. Ben artık konuşmuyorum, bu son konuşmam. Mahkemede halledeceğim derdimi. Sen avukatlarınla bana savaş açtın. Ben de sana savaş açıyorum. Madem bir anneyim, anneliğime laf ediyorlar. Ay Google, Google diyorsun ya. Sen benim anneliğime laf edemez. Erhan Çelik'in şu an sevgilisi var, Sedef Orman ismini de söylüyorum. Niye senin dava dilekçelerinde Sedef Orman'ın ismi geçmiyor? Benim hiçbir alakam olmayan bir isimle beni aşağılayarak davalarını adımı geçiriyorsun. Çok özür diliyorum, çok konuştuysam. Hayır, hayır. İnanılmaz dertliyim bu konuda. Ve sahte hesaplardan da bakıyorsun. Ay sen kendi hesabında sıfır takipçi, sıfır gönderi paylaşıyordun ya. Aynısını bize yapıyorsun, biliyorum. Ama hak, haklının yanında. O sözüne sonuna kadar katılıyorum.